Arkadaşlar Sıradan Birisi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tavukçuluk için tercih edilen tavuk ırkları hakkında bilmeniz gereken bilgileri paylaşacağım. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Herkese iyi seyirler. Standart saf tavuk ırkları bu bölümde standart ve safkan tavuk ırkları kapsamında ve yetiştiricilik için önemleri hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. Tavukçuluk için genel olarak tercih edilen ırklar ve verimlilik dereceleri sıradan birisi kanalı tarafından sizinle paylaşılmaktadır. Plymouth Rock tavuğu, Plymouth Rock tavuk ırkı son derece eski bir tavuk ırkı olmaktadır. Bu tavukların Amerikan ve İngiliz ırkları bulunmaktadır ve kombine bir tavuk ırkı olmaktadır. Yani hem et ve hem yumurta üretimi için kullanılan bir ırktır. Kulaka makinası bu tavukları et kalitesi ve yumurta verimliliği nedeniyle birçok ülkede tercih edilmektedir. Bu tavuklar ilk olarak 1849 yılında Massachusetts'te bulunan Plymouth bölgesinde bulunmuştur. Ve 2. Dünya Savaşı döneminde bu tavukların yetiştiriciliği oldukça yaygın hale gelmiştir. Çünkü bu tavukların eti ve yumurtası savaşan askerler için en iyi besin kaynağı olmaktadır. Bazı melez ırkların gelmesi ile Plymouth rak tavuklarının fazla kullanılmamasını görüyoruz ama yine de bazıları tarafından dünyanın farklı ülkelerinde tercih edilmektedir. Bu tavuklar ideal koşullarda 3 kilogram kadar kilo alabilirler ve horozları ise 4,5 kilogram ağırlığa ulaşırlar. Ve 8 haftalıklarında yumurtlamaya başlar. Yıllık yumurta üretimleri ise yaklaşık 200 adet olmaktadır. Ve tabii ki kümes koşullarına bağlı değişmektedir. Yumurta ağırlıkları ise 60 ila 70 gram olmaktadır. Plymouth Rock bu tavukların yumurtaları ise diğer ırklardan biraz büyük olmaktadır ve yumurta kabuğu ise açık kahverengi olmaktadır. Ülkemize ilk olarak 1954 yılında Amerika'dan ithal edilmiştir. Plymouth Rock tavukları bağışıklık sistemi diğer ırklardan daha güçlü olmaktadır ve bu yüzden hastalıklara karşı dayanıklı olmaktadırlar. Genel olarak 10 yıla kadar hayatları devam eder ve 3 yaşlarında yumurtlama oranları düşmeye başlar. Prima Rock tavuklarının, 7 variyeteleri bulunmaktadır ve renkleri ise farklı olmaktadır. Ama verimlilik açısından aynı özelliklere sahip olmaktadırlar. Vayandot tavuk ırkı, Vayandot tavuğu Amerika'nın en eski tavuk ırklarından olmaktadır ve son zamanlarda bazı Vayandot ırkları siyah Brahma, Hamburg ve beyaz Korniş ırkları melezlenmesinden elde edilmektedir. Bu tavuklar genel olarak tombul bir vücuda sahip olmaktadırlar. Ve hem et ve hem yumurta üretimi için kullanılan bir tavuk ırkı olmaktadır. Bu tavukların ise farklı variyeteleri olmaktadır. Ve renkleri ise farklıdır. Ama genel olarak bu tavukların beyaz rengi yetiştiricilik için tercih edilmektedir. Ağırlıkları ise aşağıdakilerden ibaret olmaktadır. Horozları yaklaşık 3850 gram ve tavuklar ise 2950 gram olmaktadır. Ama yarka horozların ağırlığı, 3400 gram ve tavukları ise 2500 gram olmaktadır. Vayandot tavukları 1860 yılında tavuk yetiştiricilerinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu tavuklar kombine olarak kullanım özelliğine sahip olmaktadırlar ve 1883 yılında 15 farklı variyetesi Amerikan standartlarına kabul edilmiştir. Vayandot tavukları kuzey bölgesi iklim koşullarına kolay bir şekilde uyum sağlayan ırklar olmaktadır. Ve evcil hayvanlar olarak son derece sakin ve uysal tavuklar olmaktadırlar. Ama en bariz dezavantajları, bu tavukların fazla hareketli olmamaları ve bu yüzden, zaman içinde fazla kilo almalarına neden olmasıdır aşırı kilo almaları ise vücutlarında yağ toplanmasına neden olmaktadır. Ama eğer tavuklar için uygun bir yem rasyonu uygularsanız ve kümeste hareketli olmalarını sağlarsanız, bu sorun ise giderilmiş olacaktır. Bu tavukları sadece süs tavukları olarak tercih edilme nedeni, yapay olarak kuluçka yapımında düşük çıkım oranına sahip olmalarıdır ve üretimi açısından pek uygun bir ırk olmamaktadır. Rhode Island Red Tavuk ırkı. Rhode Island Red Tavuk ırkının ana vatanı ise Amerika Rhode Island bölgesi olmaktadır ve ismi ise vatanından alınmaktadır. Bu tavuklar en verimli ve başarılı olan tavuk ırkı olmaktadırlar ve dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılmaktadır. Günümüzde birçok hibrit tavuk ırklarının olmasına rağmen bu tavuklar hala kümes sahipleri tarafından tercih edilmektedir ve bunun nedeni ise yüksek yumurtlama oranına sahip olması ve yumurtalarının diğer ırklara göre daha büyük olmasıdır. Rhode Island Red tavuklarının yıllık yumurtlama oranı 280 adet olmaktadır ve bu iyi seviyede bir randıman olmaktadır. Yani her hafta 5 ila 6 adet yumurta üretebilirler. Olgun tavukların ağırlığı yaklaşık 2,9 kilogram ve horozlar ise 3,9 kilogram olmaktadır. Rhode Island Red bu tavuklar genel olarak 18 ila 20 haftalıktan, yumurtlamaya başlarlar, ama bazılarında ise 16 haftadan yumurtlamaya başladıkları görülmüştür. Tavuklar büyüdükçe yumurta boyutları ise büyümektedir ve yaşları ilerledikçe ise yumurta sayısı düşmeye başlayacaktır. Ama kış ve sonbahar mevsimlerinde doğal olarak yumurta verimleri düşük olur ve bunun nedeni ise günlerin kısalması ve yeterli güneş ışığı almadıkları olmaktadır. Rhode Island Red tavuklarının gürk olmaları zor olmaktadır ve doğal olarak kuluçka yapımında yumurtaları terk etmeleri mümkün olmaktadır. Bu yüzden tavuk alırken bu konuya dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir. New Hampshire tavuğu, Rhode Island Red ırkının kullanılırlığını arttırmak amacıyla yapılan çalışmalarda ABD'nin New Hampshire eyaletinde geliştirilmiştir. Rhode Island Red ırkında erken gelişme, iri kahverengi yumurta verme, erken tüylenme, sağlamlık ve yüksek yaşama gücü gibi özelliklerde yapılan sürekli seleksiyonlar sonucunda elde edilmiş yumurta et verim yönlü bir ırktır. Standart bir ırk olarak kabul edilmesi 1935 yılına rastlar. Hibrit üretiminin yaygınlaşmasından önce ABD'de bu ırktan et yönlü bir hat elde edilmiş, erken gelişme ve canlı ağırlık yönünde seleksiyon uygulamaları bu hatta yumurta verimini azaltmıştır. Broiler üretimi amacıyla New Hampshire tavukları et tipi horozlarla melezlenmiştir. Birçok et hatlarının geliştirilmesinde kullanılmışlar ve halen de kullanılmaktadır. Yumurta verimleri yılda 220 ila 230 adet, 60 ila 65 gramlık yumurtaları kahverengi kabuklu, ortalama canlı ağırlıkları 2.5 ila 3,8 kilogramdır. New Hampshire ülkemize 1952 yılında ABD'nin Oregon eyaletinden getirilmiş, bunu 1954 yılında getirilen civcivler izlemiş ve ileriki dönemlerde giriş devam etmiştir. Çevreye uyumlarının iyi oluşu nedeniyle ülkemizde çok tutulmuşlardır. Brahma tavuğu. Brahma tavuğu Malay ve Kokin ırklarının melezlenmesiyle elde edilmiş olan bir Asya ırkıdır. Yetiştiricilerin bu ırk üzerinde ABD'de yaptıkları çalışmalarla açık ve koyu renkli varyeteleri elde edilmiş, 1874'te bu varyeteler standartlara katılmıştır. Sarı varyete ise 1923 yılında Amerikan standartlarına alınmıştır. Ortalama canlı ağırlıkları açık renkli varyetelerde horozlarda 5.4, tavuklarda 4,3 kilogramdır. Diğer iki varyetesi biraz daha hafiftir. Deri renkleri sarı, yumurta kabuğu kahverengidir. Brahma tavuğu, Brahmalar güzel ve gösterişli hayvanlardır. Küçük ibik ve sakalları, oldukça fazla tüylenmiş bacakları ve paçalı ayakları, iri ve sakin görünüşleri ile tipik Asya ırkı özelliği gösterir. Bu özellikleri sıcak ve soğuk iklim şartlarına dayanmalarında önemli bir etkendir. Ağır bir ırk olmalarına rağmen büyüme hızlarının yavaş, cinsi olgunluk yaşlarının uzun ve paçalı oluşları Brahma'ların etçi olarak ticari sürülere girmesine engel teşkil etmektedir. Yıllık yumurta verimleri 100 ila 120 adet kadardır. Kokin tavukları Çin orijinli olan Kokin'ler 19. yüzyılın sonlarında Amerika'ya götürülmüş ve değişik ülkelere yayılmıştır. Vücutta iri top top kabarık tüyleri ile bir sergi hayvanı olarak önem taşır ve diğer ırklardan ayrılır. Sık gürk olma özelliği gösterirler. Kokin aşırı tüylenmeden dolayı iyi bir döllenme için yapay tohumlamaya başvurulur veya doğal çiftleşme için tüylerin bir kısmının kırkılması gerekir. 4 varyetesi vardır. Ortalama canlı ağırlıkları horozlarda 4.5 ila 5.5, tavuklarda 3.5 ila 4.2 kilogramdır. Sarı denli, bacakları tüylü ve yumurta kabukları kahverengidir. Yumurta verimleri 50 adetten az olup et verimleri öncelik kazanmaktadır. Langshan tavuğu özellikleri Langshan Çin'de elde edilmiş, yumurta et kombine verimli bir Asya ırkıdır. Brahma ve Kokinlere göre daha aktiftirler ve diğer Asya ırklarına göre daha küçük yapılıdırlar. Langshan paçalıdırlar fakat bacaklarındaki tüyler, Kokin ve Brahmalardaki kadar fazla değildir. Beyaz ve siyah olmak üzere iki varyetesi vardır. Ortalama canlı ağırlıkları horozlarda 4.0 ila 4.7, tavuklarda 3.2 ila 3,7 kilogramdır. Deri rengi beyaz, yumurta kabukları koyu kahverengidir. Dorking tavukları bir İngiliz et ve yumurta ırkıdır. Beyaz, gümüşi ve gri renkli olmak üzere 3 varyetesi vardır. 5 parmaklı oluşları ile diğer bazı tavuk ırklarından ayrılmaktadırlar. Ortalama canlı ağırlıkları, beyaz varyetesinde horozlarda 3.2 ila 3.7, tavuklarda 2.5 ila 3,0 kilogram, diğer varyetelerinde ise horozlarda 4.0 ila 4.5, tavuklarda 3.0 ila 3,5 kilogramdır. Dorking beyaz dorkingler gül ibikli, diğer varyeteleri balta ibiklidirler. Deri ve yumurta kabuk renkleri beyazdır. Dorkingler et yumurta verimli bir ırk olup özellikle kaliteli et verimleri için geliştirilmişlerdir. Yumurta verimleri yüksek değildir. Orpington tavuk ırkı İngiltere'de çeşitli ırklar arasındaki melezlemeler sonucunda elde edilmiş bir et ırkıdır. Sarı, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere dört varyetesi vardır siyah orpington, lar siyah lankşın, siyah minorka ve siyah prima utraklar arasındaki melezlemelerden elde edilmiş, sarı ve beyaz varyetelilerin elde edilmesinde kokin ırkı kullanılmıştır. Orpington siyah ve beyaz varyeteler arasındaki melezlemelerle ise mavi varyete elde edilmiştir. Vücudu kaplayan geniş ve düzgün görünümdeki tüyler bu ırkın tipik özelliğidir. Beyaz derilidirler, yumurta kabuk renkleri açık kahverengiden koyu kahverengine kadar değişir. Ortalama canlı ağırlıkları horozlarda 4.2 ila 5.0, tavuklarda 3.5 ila 4,0 kilogramdır. Sussex tavuğu genel özellikleri Sussex 19. Yüzyılın ilk yarısında 5 parmak taşımayan Dorking varyetesi olarak geliştirilmiştir. Canlı ağırlıkları Dorking'lerden daha yüksektir. 20. Yüzyılın başlarında Sussex'ler iyi bir et ve yumurta üreticisi olarak önemlerini korumuşlardır. Beyaz denli olmaları, iyi gelişmeleri, bu özelliklerini kalıtsal olarak aktarmaları nedeniyle broyler üretiminde, ebeveyn hatlarında beyaz deri talebi olan Avrupa ülkelerinin vazgeçilmez ırkı olmuştur. Halen beyaz denli etlik piliç üretim planlarında baba hattı olarak kullanılmaktadır. Alacalı, açık ve kırmızı olan varyetelerinden özellikle açık renkli olanı önem kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950 ila 1960 yıllarında Sussex horozları Rhode Island Red tavukları ile çiftleştirilerek broiler üretiminde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Geniş ve derin bir göğüs yapısına sahiptirler. Ağır yumurta veren bu hayvanların yumurta verimleri yılda 150 ila 160 adet kadardır. Canlı ağırlıkları horozlarda 3.7 ila 4.5, tavuklarda 3 ila 3,5 kilogramdır yumurta kabukları kahverengidir. Cornish tavukları İngiltere'nin Cornwall eyaletinde geliştirilmiş ağır ve et tipinde bir ırktır. Dövüşken Hint ırkı Indian Game, bunların ebeveyni olarak bilinmektedir. Kornişlerin üç varyetesi bulunmaktadır. Koyu renkli korniş varyetesi, asel siyah kırmızı Old English ve Malay ırklarından, beyaz kornişler ise Malay ırkı ile koyu renkli kornişlerin melezlenmesinden elde edilmişlerdir. Diğer varyetesi beyaz şeritli kırmızı renktedir. En yaygın olanı beyaz varyetesidir. Kornişler mercimek ibikli, sarı derilidirler ve yumurta kabukları kahverengidir. Yumurta verimleri oldukça düşük olup yılda 100 ila 120 adettir. Ortalama canlı ağırlıkları horozlarda 4.8, tavuklarda 3.8 kilogram kadardır. Yumurta verimleri düşük olduğu için etlik piliç üretiminde saf olarak kullanımları uygun değildir. Bununla birlikte etlik piliç üretiminde önemli özelliklerden olan göğüs eti miktarının fazlalığı ve beyaz tüyleri nedeniyle beyaz kornişler bugün hibrit etlik piliç üretiminde baba ebeveyn hattı o oldukça fazla kullanılmaktadır. Deri rengi bakımından etlik piliçlerde beyaz deri isteyen ülkelerde kornişler susekslerle melezlenerek beyaz denli hatlar elde edilmiştir. Leghorn tavuk ırkı Leghorn yumurta verim yönünde tanınmış olan ve ülkemize de ilk getirilen, en çok bilinen bir yumurtacı Akdeniz ırkıdır. Renk ve ibik şekline göre 16 varyetesi vardır. Bu varyeteler içerisinde en çok tanınanı balta ibikli beyaz leghornlardır. Bugün beyaz kabuklu yumurta veren yumurtacı hibritlerin tamamı balta ibikli beyaz leghornlardan elde edilmiştir. Orijinlerinin İtalya olduğu ve isimlerini Leghorn şehrinden aldıkları bilinmektedir. Buradan Amerika'ya götürülerek yüksek yumurta verimi yönünde selekte edilmişler ve bugünkü Lohorn ırkı ortaya çı küçük, narin yapılı ve hareketli hayvanlardır. Nadiren gürk olurlar, kulakçık renkleri beyaz, deri ve bacak renkleri sarı, yumurta kabuk rengi ise beyazdır. Civcivleri hızlı büyür ve tüylenmeleri oldukça iyidir. Çevre şartlarına adaptasyonları iyidir. Ortalama canlı ağırlıkları horozlarda 2.7, tavuklarda 2 kilogramdır. Yumurta verimleri 200 ila 250 adet arasındadır. Ülkemize ilk defa 1930 yılında Macaristan ve Avusturya kanalıyla getirilmiştir. Ataks tavuk ırkı Ataks tavuğu çok aktif ve yem bulmayı seven, meraklı bir cins olması nedeniyle doğal yumurta üretimi, salma tavukçuluk ve organik yumurta üretimi için son derece uygundur. Ataks tavuk yiyeceğini arayarak bulmaktan çok mutlu olur. Hibrit bir ırk olmasına rağmen köy tavuğu gibi gezerek ve yayılarak kursağını doldurabilir. Yıllık ortalama 300 yumurta verimi ile gayet tatminkar bir performans sergiler. Yumurta ağırlığı yıllık yumurta sayısına oranla ortanın üstüdür, ortalama 65 gramdır. Yumurta rengi kahverengi ve krem tonlarındadır. Salma tavukçuluk doğal yumurta üretiminde yıllık yumurta sayısı 270 civarındadır. Tabi ki bu sayı iklim, besleme ve bakım şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Gezen tavuk yetiştiriciliğinde yem rasyonu doğru uygulanırsa yüksek oranda yumurta üretimine sahip bir tür olmaktadır. Yerli tavuk ırkları. Ülkemizde değişik özellikleri ile standartlara girmiş iki adet yerli ırk bulunmaktadır. Bunlar Denizli ve Gerze ırklarıdır. Denizli tavuğu ırkı Denizli ve Muğla illeri çevresinde yetiştirilen yerli bir yumurta et ırkı olup porozlarının uzun ötüşleri ile tanınmaktadırlar. Cinsi olgunluğa geç erişir. Civcivlerinin geç tüylenmeleri bakımlarını güçleştirmektedir. Boyunları oldukça uzun, vücudu iri görünüşlüdür. Vücut tüyleri boyundan sırt ve kuyruk kısmına kadar kirli beyaz, kuyruk ile karın ve kanatlarda siyahtır. Denizli ırkından hayvanlar, bulundukları bölgenin çevre koşullarından uzaklaştırıldığında, özellikle sıcaklık ve nem değişikliklerine uyumda güçlük çekerler. Nemli yerlere götürülen denizli horozlarının damızlık değerinin azaldığı ve ötüşlerinin kısaldığı bilinmektedir. Ancak Sinop'ta tavukçuluk üretme istasyonunda yapılan çalışmalarda standartlarda belirtilen verim özelliklerinden önemli bir farklılık belirlenmemiştir. Ortalama canlı ağırlıkları horozlarda 3.5 ila 4, tavuklarda 2.7 ila 3,2 kilogramdır. Yıllık yumurta verimleri 80 ila 100 kadardır. Sinop'ta yapılan çalışmada 52. hafta yumurta verimleri 105.55 adet, ortalama yumurta ağırlığı 44 gram, ergin canlı ağırlıkları horozlarda 2420 gram, tavuklarda ise 1914 gram olarak belirlenmiştir. Denizli ırkının çeşitli tüy rengine sahip olan, demir kırı, pamuk kırı, pekmez kefi, şarabi ve siyah olmak üzere 5 varyetesi vardır. Bütün varyetelerinde müşterek olan özellikler balta ibikli, beyaz kulakçık, siyah gagalı, koyu gri bacak renginde olmalarıdır. Ayrıca denizli ırkının en belirgin özelliği gözlerinin etrafında siyah renkli bir halkanın bulunmasıdır ki, buna sürmeli denilmektedir. Derisi, kulakçıkları ve yumurta kabuk renkleri beyazdır. Gerze tavuğu, hacı kadın, ırkı Karadeniz bölgesinde Sinop ili çevresinde, özellikle Gerze ilçesinde yetiştirilen yerli bir yumurta et ırkıdır. Parlak siyah tüylü, uzunca beyaz kulakçıklı ve çatal ibiklidirler. Gaga, incik, ayak deri ve pulları siyah vücut derisi beyazdır. Ortalama canlı ağırlıkları tavuklarda 2.7 ila 3.2, horozlarda 3.5 ila 4 kilogramdır. Sinop Tavukçuluk Üretme İstasyonu'nda yapılan bir çalışmada 52. hafta yumurta verimleri 94 adet, ortalama yumurta ağırlıkları 44 gram, ergin canlı ağırlıkları ise horozlarda 2317,86 gram, tavuklarda 1706,32 gram olarak belirlenmiştir.